Yapılan son düzenleme ile trenin yeni mahallelerinden biri haline gelen İbni Melek Mahallesi'nde Muhtar Saim Yorgan çalışmalarını sürdürüyor. Mahallesinde 3 yıldır görev yapan Saim Yorgan'ı mahalle sakinlerine sorduk. Saim Yorgan'dan son derece memnun olduklarını dile getiren mahalleliler, Yorgan'ı tekrar muhtar olarak görmek istediklerini belirttiler. Kısa sürede mahallelinin sevgisini kazanan Yorgan, bir yandan sokak sokak gezip mahallenin sorunlarını araştırırken, bir yandan da mahalle sınırları içerisinde bulunan üretim yollarıyla ilgileniyor. Yıllardır ova çiftçisinin kanayan yarası haline gelen Kesikbaş Sinekli Kuyu yolunun belediye tarafından genişletilerek asfaltlanmasını sağlayan genç muhtar, bölgedeki çiftçinin de takdirini topladı. Yaklaşan seçimlerde muhtarımızın her zaman arkasındayız, devamlı da arkasında durmaya devam edeceğiz. Çünkü bir numaralı bir insan o. Sayın Bey kadar saygılı ve dürüst bir insan görmedik. Ya muhtarımızdan ya çok memnunum. Ya hizmet için muhtarımızla devam etmek istiyorum. Muhtarımız değil. Ya mahallemizde işte geziyor, dolaşıyor. Ya çok memnunuz. Ya inşallah bu seçimi de kazanacaktır muhtarımız. Bu gördüğün alttaki bahçe, bu bahçe bu yoldan 30 santim de aşağıdaydı. Allah razı olsun, başkanın olağanüstü bir çabası. Öyle normal bir çaba değil. Bunu her delikanlı yaptıramaz burada. Şöyle söyleyeyim sana. Hani o kadar bir organize bir şey oldu ki 2 ay içerisinde oldu bu yol. Altyapısı, üstü, her şey 2 yapı içerisinde. Hem belediye başkanımız hem muhtarımız. Valla muhtar, yani Allah nasip ederse ömür boyunca bu yollarda ayrılmayacak. Biz muhtarın yanından hiç ayrılmayacağız zaten Allah izniyle. Tabii canım bu yolda kaç para, yani buralarda su, hiçbir şey, insanlar bakmıyordu bile şu anda. Buradan şu anda günde belki 100 tane araba gelip geçiyor ya. Traktör geçmiyordu buradan traktör. Traktör geçmiyor. Sağ olsun. Allah razı olsun. Başka imirin ilgilendi, etti. Her şey yaptı sağ olsun. Allah bin defa razı olsun. Allah çoluğunu çocuğunu bağışlasın. Sayın Bey, biz burada zevk vermezsiniz. Allah'ın huzurunda günahkar oluruz sonra. Öyle şey mi olur ya? Adam burada 2 ay uyumadı. Gece gündüz uyumadı. Gece ve gündüz. Ben 12-1'e kadar buradayım ben. Gece. Gece 1'e kadar buradayım. Alo diyorsun, 10 dakika sonra burada. 10 dakika geçmiyor bak, 10 dakika. Ben gerçekleri konuşuyorum. Ulaşılabilir yani. Muhtar yani. Aynen tabii. Alo dedin 10 ve 15 dakika. O su bu su yok. Muhtar bu. Yapılan bu, hizmet bu. İşte çöp bidonum geldi benim ya. İşte al. Ben ovadayım ben. İşte buyur. Medeniyet bu. Çöp bidon demek medeniyet. Allah razı olsun. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Adım Ergün Çelik. Ben de İbni Melek Mahallesi Diğer Sokak'ta oturuyorum. İbni Melek Mahallesi sakini olarak en büyük dertlerimizden birisi Çağlayan Caddesi'nin asfalt olmamasıydı. Toprak olduğu için yazın gelip geçen araçlar çok büyük toz kaldırıyordu. Biz de bu tozdan son derece rahatsızdık. Muhtarımıza konuyu ilettiğimizde muhtarımız da belediye ile işbirliği içine girerek Çağlayan Caddesi'nin asfaltlanmasını sağladı. Yani bizleri de çok büyük bir dertten kurtarmış oldu. Muhtarı yakinen tanırım, çalışmalarını da bizzat takip ediyorum. Kendisi çok aktif, çalışkan, zeki, çevik ve aynı zamanda iş bitiren bir kişiliktir. O yüzden 30 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde İbni Melek Mahallesi muhtarı olarak Saim Yorgan'ın tekrar göreve getirilmesini istiyor ve talep ediyorum. Saim Yorgan İbni Melek Mahallesi için bir şanstır. İnşallah 30 Mart'ta bütün desteklerimizle Saim Yorgan'ı tekrar muhtar olarak o koltuğa oturtacağız. Bizim en büyük sıkıntımız bu yörede ulaşımdı. Tabii asfalt uzak olduğu için samanlarımızı, şeylerimizi getiremiyoruz. Etraftan sıkıntı oluyordu. Geçen sene bizim buraya kamyonla saman girmemesi ve tırı atamamamızdan ben kendim şahsen 30-20 milyar fazla samana para verdim. Zamanında samanı alamadığım için. Tamam. Bu yönden bu yolu gerek belediye başkanım, gerekse muhtarım Sayın Yorgan'ın büyük gayretleri sonunda bizler de yardımcı olduk. Bizlere ikna ettiler. Fedakarlık yaptık. Hep beraber bu yolu yaptık. Allah hepsinden razı olsun. Hizmetin arkasından ya beddua edilir ya dua edilir. Biz onlara dua ediyoruz. Allah razı olsun. Seçimlerde kendisini destekleyeceğiz. Çünkü çalışanın hakkını vermek lazım. Neredeyiz abi? Arkadaşım ben İbni Melek Mahallesi muhtarından çok memnun olan bir insanım. Saim Yorgan tarafından mahallemiz en güzel şekilde yönetilmekte ve bir telefondan daha yakın bize.
her zaman kendisinden gurur duyuyoruz. O yollarımızın eski hali çok kötüydü. Şu anki döver biçer geçirmekte zorlanıyorduk. Herhangi bir misafirimiz davet edemiyorduk yol sorunu yüzünden. Şu anda yolumuz dört dörtlük oldu ve muhtarımızın sayesinde her şeyimiz çok daha iyi oldu. En güzel tarafı ovamızı kurduğu megafonlar. Bu sayede ölenlere ve resmi işlerimizi her birini rahatlıkla öğrenip duyabiliyoruz. Muhtarımız bir kere de binlerce şükürler olsun. Selim Organı destekliyoruz. Onun arkasındayız yani. Muhtarımızdan memnunuz. İstediğim zaman muhtarımız bizle ilgileniyor, işlerimizi görüyor. Desteğimiz gene muhtarımız. Oyumuzu gene muhtarımıza vereceğiz. Sayın Yorgan'ı seviyoruz. Her konuda destekliyoruz. Memnun olmadık, bir taraf yok, biz memnunuz. Süper. O kadar olur. Ya her türlü yani lafın bittiği yerdeyiz yani. Sayın Yorgan'ı destekliyoruz kardeşim. Destekliyoruz. Açık ve net. Dobra. Sayın Yorgan'ın muhtar olmasını destekliyorum, istiyorum. Memnunuz oğlum. Muhtarımızı destekleyeceğiz. Nazlı! Nazlı!